Özlemciğim hoş geldin, Özgür hoş geldin. Ben seyircilerimize de soracağım. Şimdi Mehmet Bey 68 yaşında, evlendiği Songül Hanım 45 yaşında. Aralarında 23 yaş fark var. Tanışıyorlar, 3 gün içinde evlenmeye karar veriyorlar ve 4. günde işte yıldırım nikahıyla evleniyorlar. Sizce Songül Hanım Mehmet Bey'e aşık olabilir mi? Yani 3 gün içinde aşık olabilir mi? Ben bunu seyircilerimize soruyorum. Yorumsuz bir şekilde bir soru bu. Aşık olup mu evlendi sizce? Şimdi Özlem ve Özgür diyor ki tabii ki bu bir aşk değil ama biz babamız hani mutlu olsun diye sesimizi çıkarmadık. Nikahda gitmişler. Şimdi dayı Ramazan Bey sizin dayınız. Evet. Olayları çok iyi biliyor. Yani kaybettikleri annelerinin Fatma Hanım'ın da abisi mi erkek kardeşi mi? Erkek kardeşim. Peki Ramazan Bey telefondaymış. Ramazan Bey merhaba. Merhaba Selam Hanım. Ramazan Bey size de başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim sağ ol Allah razı olsun. Şimdi ablanız bir markette düşüyor. Akşam eve geliyor. Ertesi günde rahmetli oluyor. Tabii biraz düşüşe bağlı mı, beyin kanaması mı ne olduğu da çok belli olmayan ama bir taraftan da otopsi yapılmamış bir kayıp bu. Sizce sizce ablanız bir ihmalin kurbanı olmuş olabilir mi? Şimdi Serap Hanım ben Antalya'daydım o anda ama geldim de konuştukları oydu yani. Bu düşmüş hastaneye götürmemişler. Ben yani benim kanaatimde büyük ihtimal bir suistimal var. Yani hastaneye gitme işinden dolayı. Direkt hastaneye gidilseydi belki iç kanama, belki beyin kanaması, belki efendim başka bir şey tetiklendi. Belki de kurtulabilirdi diye. Sizin de bir öngörünüz oldu mu o dönemde? Ya ben oldu tabii söyledik de ama yani yani büyük ihtimal dediğiniz gibi hastaneye gitmiş olsaydı yani bu tedavisi büyük ihtimal yapılabilirdi. Çünkü yani kendi de büyük ablama, matlum ablam var benim ona anlatmış. İşte ben düştüm demiş. Ertesi günde zaten bir gün sonra da vefat ediyor. Peki kaç yaşındaydı Fatma Hanım? 63 yaşındaydı. 63 yaşındaydı. Evet 63 yaşındaydı. Özlem nasıl olmuş peki? Evde ertesi gün gece normal geçmiş. Ertesi gün ne olmuş annene? Gene fenalaşmış mı? Evde mi? Sabaha karşı benim oğlumla beraber yatıyorlardı zaten. Oğlum korkulu bir rüya görmüş kalkmış sabaha karşı. Demiş ki oğlum korkma bismillah çek. Yatalım demiş. Oğlum da anneannesinin gözlerinin içine bakmış. Anneanne demiş gözlerin çok kırmızı sana ne oldu demiş. Anneannesi de demiş ki bir şey yok oğlum ben bir şey hissetmiyorum. Gözüm ağrımıyor bir şeyim yok. Sen bismillah çek yat demiş. İkisi de bismillah çekip yan yana yatmışlar. Bu yatıştan yarım saat sonra anneannesi oğlumun dirseğiyle göbeğine şey yapıyor. Dikiyor böyle. O sırada canını veriyor muhtemelen. Anneannesinin bastırmasıyla oğlum can acısıyla uyanıyor ve son nefesini verirken o tüyleri pörtücü ses vardır ya o sesi çıkartıyor annem. Çocuk yeni uyanmış anneannesinin dirseğinin bastırmasıyla ve o sesi duyuyor. Anneanne sana ne oluyor diye telaşla kalkmış. Sonra dedesi de yan taraftaki kanepede yatıyormuş o da kalkmış. Işığı aç dede. Anneanneme bir şey oldu diye telaşla hemen ışığı açtırmış dedesine. Bir bakmışlar gözleri kıpkırmızı, açık, tavana dikilmiş bir tarza. Nefes yok. Ölmüş. Rahmetli o esnada ölmüş. Ve ondan sonra peki ambulansa falan haber ambulansa veriliyor. Ambulansa haber vermişler. Hatta dedesi oğluma demiş ki oğlum demiş yüz şeyi ara, ambulans ara demiş. Dede onun numarasını bilmiyorum sen bana söyle demiş. Dedesi kodluyor numarayı. Oğlum arıyor. Diyor ki dede ben çocuğum beni dalga geçiyor sanarlar. Sen konuşsan daha iyi olur. Buranın adresini de verip konuşur musun sen demiş. Dedesine uzatmış telefonu. Dedesi adresi söylüyor. İşte ne yapması gerektiğini ya da soluk yok. Kalp masajı yapın tarzında uyarılarda ya da yönlendirmede bulunmuş 112. Onu yapmaya çalışıyormuş. Ambulans gelmesi için de aşağıya inip karşılaması gerekiyormuş dedesinin. Doruk'a demiş ki benim oğluma. Hani oğlum dur anneannenin yanında. Yani nasıl Doruk bir... kaç yaşında o arada? O sıra 8 yaşında. Oh, 8 yaşında oh, bir çocuğu ölünün başına dikecek. Kendisi de ambulansı alıp yukarı gelmeyi planlıyormuş. Oğlum da demiş ki anneannem burada ölmüş dede.
ben burada nasıl durabilirim, bana bir söyler misin demiş. Ben de seninle geleceğim. Gerekirse ambulansı beraber getirelim buraya. Ve dedesinin peşine takılıyor. Dedesiyle beraber iniyorlar, ambulansı getiriyorlar eve. Kalp masajı yapılıyor. Suni solunum, her ne gerekiyorsa yardım ekipleri tarafından yapılıyor. Sonra beni aradı oğlum. Ben de o sırada işte Antalya'da çalışıyordum. Onlar Korkuteli'deydi. Anneciğim dedi, üzülme ama sana bir şey söyleyeceğim dedi. 5:40 geçiyordu. Ne oldu oğlum dedim. Ne oldu? Söyle hemen. O da dedi ki, anneanneme bir şey oldu. Öldü de diyemiyor çocuk. Babamın sesi geldi arkadan. Kızım, anneni kaybettik. Ona göre dikkatli gelin diye telkinde bulundu babam. Çocuk ben de hemen daha akıllıca davranıyor. Çocuğun da yani yaşadığı gerçekten travmaya bakar mısınız yalnız? Evet, bu travmayı benim peki, çocuğum yaşadı. Gelen ekip bir müdahalede bulunmuş ya. Evet. Ölüm nedeni olarak ne raporda ne yazılmış? Kalp krizi. Kalp krizi. Hocam bir gün önce yani aslında 24 saat bile geçmemiş markette düşeli. Göz kızarması nedir? Şimdi bu kadar hızlı geliştiğine göre ölüm ve gözleri öyle olduğuna göre muhtemelen o çarpmaya bağlı ufak bir hasar vardı orada. Fark etmediler. Hipertansiyon, yani çok yüksek bir tansiyon gelişti, o göz kızarması ondan olur. O beyin kanaması şiddetlendi. Bu kadar hızlı bu şekilde ancak o öyle ölür. Yani, yani kalp krizinde böyle ölmez. Marketten direkt hastaneye götürülseydi ya da eve geldiğinde eşi onu alıp hastaneye götürseydi. Tabii, yani orada tomografi çekilip şey yapılırdı. Kurtulma şansı. Müdahale vardı tabii canım. Yani, yani kafatasına delik açılınca hemen o basınç azalıyor ve kurtuluyor. Evet, maalesef biraz ihmal kurbanı olmuş Ramazan Bey. Şimdi Özlem'le Özgür buraya geldiler ve babalarının son durumunu biliyorsunuz. Evlendi vesaire. Mehmet Bey 46 yıllık enişteniz sizin. Daha önce çocuklarına karşı nasıldı? Bu kadınla evlendikten sonra gerçekten değişti mi? Şimdi ben yani dışarıdan biz gördüğümüze göre ben kadını yani daha tanımadım, görmedim de ama yani dışarıdan gördüğüm göre kadın çocukların dediği anlattığı şekilde olay. Ben de öyle tahmin ediyorum ama çocukların ablamın vefat etmesinden sonra çocukların attığını biliyorum. Onlara doğru düzgün davranmıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ablam mesela evlendikten sonra eniştem sıvacılık yapıyordu. İnşaat sıvacılığı yapıyordu. Onun yanında ablam amelelik yaptı. Onun harcını gardı, çimantosunu götürdü. Yani yıllarca buna 30 sene, 25 sene, 30 sene amelelik yaptı. O nerede çalışıyorsa onun yanına gitti. Onun çimantolarını taşıyan o. Harcını karan o. Yani amelelik yaptı. Şu anda da çocuklara bir kuruş vermeyeceğim diye koşması, evini elinden alması bir mantıklı bir şey değil. Yani yani o, Mehmet Bey'in para kazandığı işlerde. Evet, para kazandığında ortak çalıştılar. 5 kuruş para almadan sırf kocasına almadan, destek evet, olmak için. Yıllarca onun yanında hiç amele çalıştırmadan benim ablam onun yanında amelelik yaptı. Serebanım. Peki. Yani bir de mesela tarla satıldı, 80 milyon lira para düştü. Ablam dedi ki ev alacağız dedi. Enişte ev verdiğine büyük ihtimal inanıyorum. Çünkü parayı yani 80 milyar götürdü, eline verdiniz diyor. Bir şey daha soracağım Ramazan Bey. Sizin evet. Babanız rahmetli olduğunda galiba Fatma Hanım'a da bir miras kalmış. Böyle babam şey... değil, annemle babam anneniz. Yaşıyor zaten bak. Peki ne kadar bir miras kalmıştı Fatma? 80 milyar, 80'er milyar para aldık biz, tarla satıldı. Evet. Serebanım 80 milyarı ablam dedi ki rahmetli, ben dedi ev alacağız çocuklara dedi, enişteye verdiğine inanıyorum. Büyük ihtimal ev alacaklardı o zaman, parayı ona verdi. Babamın hesabına geçti de. Yani evet. Bu evlerden, bahsettiğiniz evlerden birinde aslında Fatma Hanım'ın annesinden miras kalan 80 evet. bin lira para da var içinde, evet, doğru 80 mu? 80 bin lira var. Bir de Serapan'ın dikkate alınması gereken şu husus söyleyeyim. Benim ablam onun yanında 30 sene amelelik yaptı. Belki 35 sene yaptı. Yani yıllarca çalıştığı yerlerde benim ablam onun yanında devamlı amelelik yaptı. Bu çocukların nasıl hakkı olması Serapan'ın? Ya olmaması imkansız bir yani şey tabii ki. Yani nasıl bu çocuklar şimdi yeni bir bayan aldım diye, 20 yaş küçüğünü aldım diye bu çocuklara atarsın? Ayrıca da... Babada anneden miras kaldığı için evlilik birliği içinde bile olsa o para sadece Fatma Hanım'ındı. Yani evet. Aslında onu götürüp kendi hesabına koyardı. Evet. Rahmetli olduğunda da o para yani Fatma Hanım'ın parası olurdu zaten. Evet, evet. Dolayısıyla miras yoluyla geçmiş. Yani evlilikte edinilen mallar da değildi onlar. O, evet evet mirastan bunun, geçip para olduğu için dediğiniz gibi. Bunun yanı sıra da
Evet, üzerine yatırılmadı. Bunu büyük ihtimal eve verdi. Yani öyle söyledi bize zaten. Ev alacağız ablam dedi, oraya vereceğim dedi. Bir banka verdiğinde inanıyorum yani. Çıktı mı Fatma Hanım'ın? Hayır. Yok, yok öyle bir nakit parası falan çıkmadı. Yani o hem kocasına yardım etti işlerinde. Evet, hem de baba anneden kalan parayı da ona verdi. Yani sermaye yaptılar bir anlamda o evleri alırken de, doğru mu? Doğrudur evet Serap Hanım. Yani çünkü benim ablam çok tutumluydu, çocuklar da bilir. Yani hesaplar da öyle harcardı parasını. Öyle bir hargür yapan biri değil. Evet. Yani kuruşu kuruşuna hesaplar. Şuradan mesela Korku Deli'ne bizim köyümüz 7-8 kilometre. Orada bir tane gelip giderken parasını hesaplarlar yani. Öyle şey dedi benim ablam. Yani. Bu arada rahmetli Fatma Hanım'ı da ekranlarda görüyorsunuz. Görüyorum, görüyorum. Selam Allah rahmet biliyorsun. Eylesin. Mekanı cennet olsun. Peki Allah Ramazan Bey, siz eniştenizin 46 yılın sonunda eşini kaybetmez hemen 2 günde evlilik dillendirmesini ve 6 ayda da evlenmesini nasıl karşıladınız? Vallahi mantıklı bulmuyorum yani, bir yani hepimizin başına gelecek ama böyle bir olay ben tercih etmiyorum. Allah da kimseyi de böyle bir olaya tercih ettirmesin yani. Çünkü daha önce yılı geçmeden, bizde adettir yani, bir yılı geçmeden kesinlikle böyle bir şey olamaz yani, biz inanmıyoruz böyle bir şeye. Bizim kurallarımıza göre aykırı yani, dinimize bile aykırı Selam Hanım. Yani bir de tabii saygı diye bir şey var değil saygı mi? Saygı tabii yani. Saygı. Sen bunu demek ki 46 yıldır bir düzgün sevmemişsin ki hemen böyle 5 aya 4 aya hemen açlığına ölmedi ki. 2 tane çocuğu var onun. Çocukların anlattığı gibi bu çocuklar ona daha özlem mesela devamlı yemeğini yapıyor, çamaşırını yıkıyor. Yani bu çocuklar bunu dışlamadı. Onlar Mehmet Bey onları dışladı. Yani. Çocuklar onu dışladı yok yani. Ramazan Bey, peki siz de onun hani kayınbiraderiydiniz, yıllarınız geçti beraber. Evlendikten sonra ve ablanız vefat ettikten sonra Mehmet Bey'le görüşmeyi kestiniz mi? Ya da Mehmet Bey kesti mi sizle görüşmeyi? Mehmet Bey biziyle mi kesti bilemedim. Zaten ben önce aramız pek neşeli değildi Mehmet Bey'le. Yani ablamla değil de Mehmet Bey biraz böyle şeyler yaptı bize. Ben fazla konuşmuyorum. Yine ablamla konuşuyordum. Onunla fazla matap olmuyordum. Ama bu ablam öldükten sonra biziyle hiç ne arar ne konuşur. Hatta ablamın telefonu vardır bende, belki kullanıyordur diye aradım. Telefonları bile iptal ettirmişler yani Serap Hanım. Çok enteresan. Yani ben yani, telefonu bile açıyorum. Ablam telefonu bak daha hala bilmemişimdir. Açıyorum, ne bakan var ne eden var, kesiliyor telefon. Bir de şöyle İnsan bir şey var. Şimdi tutar. Kadıncağız evet düşmüş, eve gelmiş. Hastaneye götürmemişsin. Ama o gün o gece orada vefat etmiş. Hani insan teşekkür ederim size Ramazan Bey. İnsan vefatın ardından bir de bir suçluluk duyar ya hani. Ya ben onu acaba o akşam hastaneye götürseydim şu anda yaşıyor olur muydu? Özgür'e söylemesi yeterliydi. Serap evet, Hanım, Özgür. Babam annem ölmeden 5-6 ay önce o annemin orada çekildiği bahçede babam ağaçtan düşüyor. Annem bana söylüyor, diyor ki oğlum baban ağaçtan düştü. Baba dedim acil kalk. Acil kalk, hastaneye gidiyorsun, iç kan olabilir dedim. Ve o gün orada hastanede babamı ben orada beklettim. Bak gelmiyorsan ya da hastaneye gitmiyorsan ben İstemese geleceğim dedim. İstemese bile mecbur götürmek lazım. Annemle yani son konuşmayı ben yaşadım. Gece saat 11 gibi beni aradı. Bana düştüğünü annem kesinlikle söylemedi. Çünkü benim huyumu biliyordu. Babam düşmüş. Ben babamı orada hastanelerde bekletmişim. Annem bana hiçbir şekilde düştüğünü söylemedi. Düştüğünü söylese doktor... Annemin ameliyatını yapan, kalp ameliyatını yapan doktor benim çocukluk arkadaşım. Doktorunu arayın, bana bir haber verin. Ben koşar uçar annemi her türlü doktora götürdüm. Ve sabahleyin annem öldüğünde biz eve gelmiş olduğumuzda ambulanstaki doktorlar kalp masajı yapıyordu. Şu kelimeyi ömür boyu unutmayacağım. Bırakın, bırakın dedi. O artık geri dönmez dedi babam. Ben hala o anı yaşıyorum. Ben babama bu konuda bunu unutmayacağım baba. Unutmayacağım. Artık hani öldüğünden emin oldular. Kalp masajını bıraktılar. Ben geçtim kalp masajı yapmaya başladım ve burnundan kan geldi. Sarıldım defalarca, öptüm ben annemi. Ayaklarını öperek uğurladım. Baba bu yaptım. İnsan sağlık ekibine bırak, kendi ellerimle gömdüm ben annemi. Kimseyi sokmadım. Kabire yerleştirdim de annemi ben kendi ellerimle gömdüm. Herkesi dışarı çıkardım. Keşke beni de götürseydin. Beni de götürseydin de dedim ama o bizim yaşamamızı, mutlu olmamızı isterdi. Bizi bıraktı gitti. Ama bu sözleri hiçbir zaman için babam bana çok büyük bir ders verdi. Yapmasaydın, etmeseydin, bırakın artık geri dönmez. Artık hiçbir şey geri dönmez. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ama bu konuda babama
bu yaptıklarından dolayı üzülüyorum. Ama babamdır. Bugün düşse yine elinden tutacak olan biz ikimiziz. İkimiz onun elinden tutacağız ama bana bir telefon. Bir telefon. Gece son konuşmayı yaptık, sabaha karşı öldü. Nasılsın oğlum? İyiyim anneciğim dedim. Evdeyim, oturuyorum. İyi tamam dedik. Konuştuk, biraz muhabbet ettik. Son konuşma benimle oldu. Yani sabahleyin de benim canımı aldı. Benim ciğerimi söktü, aldı. Yani ben geçmişim, kalp masajı yapıyorum. Doktorlar kalp masajı yapıyor. Ben bırakma anne diye yalvarıyorum orada. Bırakma beni. Beni bırakma anne. Yani annemin ağzından özgür çıkarken bir özgür daha çıkardı. Çocukların o kadar tutkuyla bağlıydı. Ben orada kalp, onlar doktorlar bırakıyor, ben geçiyorum kalp masajı yapıyorum. Yani hani dönsün bir şeyler yapın ya, bir şeyler yapın ya da bana bir haber verselerdi. Ben uçardım, yanardım. Evet, şimdi